Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için solo tapta Shen oynayacağım. Yeni ürünlerle birlikte Shen oynayacağız. Fakat standardın dışına çıkıyoruz. Full AD Shen yapıyoruz. Karşımda Azir veya Talon var. İkisinden biri gelecek. Tam olarak kim gelir bilmiyorum ama ben yine de Doran kalkanıyla başlayacağım. Erken aşamada lane'i kaybetmek istemiyoruz. Ha, erken aşamada skoru oynuyorum Ignite girerek ama Shen'e yeterli oluyor Doran kalkanı, merak etmeyin. Gerekli hasarı çıkartabiliyorsunuz. Şöyle Warwick'e de yardıma gidelim. Takım kompozisyonumuz güzel. Ultimin kısalması için de runlerimi ona göre ayarladım. Ultimi her kullandığımda da ultimin cooldown'u kısalacak. O yüzden oldukça etkili olacak ki Lulu'muz ve Zayah'ımız da var. Hani bu kompozisyon kolay kolay kaybedecek bir kompozisyon değil bence. Rahat bir şekilde kazanmamız lazım. Ben lane'de kaybedebilirim bu arada, eğer Talon gelirse bana sıkıntı yaratabilir. Üzerinde Ignite falan da var ve erken aşaması çok güçlü. Dikkatli oynamak zorundayım ama skor çıkartırsam eğer lane'de zaten bir daha beni tutamazlar. Bu arada lane'i itmek için Shen'le full AD yapıyorum ama lane'i itmek için statik alacağım. Statikte rahat bir şekilde lane'i itebileceğim. Bununla birlikte Hexed silah kılıç alacağız. Hexed silah kılıç oldukça etkili oluyor. Hem rakibi kolayca yavaşlatıyorsunuz, hem de yavaşlattığınız için bununla birlikte ekstra da hasar verebiliyorsunuz adama. Devam hasarını getirebildiğiniz için silah kılıç şart oluyor. Şöyle Q'muzu açalım. Güzel, karşımıza Azir gelmiş. Birazcık daha iyi oldu Azir gelmesi. Fakat range'i var. Alt levelde ultisiyle birlikte bana lane'de çok sıkıntı yaratabilir. Warwick gelirse bence easy score. Azir bizim için. Şu an lane'in bana doğru itmesini bekliyorum. Azir benim istediğim şeyi yapıyor şu an. Lane'i bana doğru itiyor. Şu an yalnız hiç asker masker çıkarmadı. Bu adamın kaç atak skill var? 0.76. Azmış, çok değil. Bir an önce 2 level olursam çok güzel olacak. Minyon konusunda geride değiliz. Ama dediğim gibi 2 level olmam gerekiyor. 2 level olmazsam sıkıntı çekerim. Güzel, 2 level olduk. Biz 2 level olana kadar adam 3 level oldu bile. İstediğim şey bu minyon dalgasının kulenin altına gelmesi. Bu minyon dalgası kulenin altına gelince Azir rahat bir şekilde farmlayamayacak. Yani en azından sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Yok artık. Dakika 3. Warwick ejder aldı. Ignite atmayacaktım ya. O yeteneğinin gelmesini bekliyordu. Bu arada ilk olarak da E-Skin'i geliştireceğiz. E-Skin'i bizim için olmazsa olmaz. E-Skin'im gelince bir daha dalacağım Azir'in üzerine. Güzel, flash'ini aldık. Manası da oldukça az kaldı. Şöyle flash olmadığını gösterelim. Ve teleport girdiği için onun için bir avantaj tabii ki. Ben hani burada onu lane'de kesersem ben hani öne geçemeyeceğim. O lane'e yetişebilecek. Fakat o beni keserse bu sefer avantajlı olan o olacak ve aşırı derecede öne geçecek. Base atmanı istemiyorum. Bu adam kayboldu burada. Şu an hani ne kadar gelmiş olursa olsun bütün can barını kaybetti. Sıçrası da yok. Abi ciddi misin? Tamam öyle. E-skill'i gelmedi bir anda ya.
Kesemeyeceğim sandım adamı. Neyse şu an teleport olmadığı için avantajlı olan benim. Ignite'ımı da kaybetmiştim. En azından takas güzel oldu burada. Hatta şu lane'i bir parti daha itebiliriz. Flash'im yok. Dikkat etmem lazım. Gözüm haritada. Karşı jungle Kindred. İyi kaçabiliriz. Ya en azından öyle düşünüyorum. Ultimiz de geldi. Şu an ultim olduğunu takımdakilere göstereceğim. Bir durum olursa ultimle birlikte hemen yardım edebileceğim. Yardıma koşabileceğim. İlk olarak ilk etapta bir büyü direnci ayakkabısı alacağız. Merkür'ün adımları. Azir'e karşı yani birazcık da ayakta kalmamız lazım. Karşıda AD karakterler daha fazla ama kitle kontrolü, yavaşlatma bunlar da oldukça fazla. O yüzden şart yani onu almamız. Abi vuramıyorum. Ping'e bakar mısın? Bu nedir ya? Real mi bu? Hoş geldin kanka. Aynen videodayım. Umarım ping düşer ya. Aşırı fazla ping var şu an. Şu an base attık ama hani base animasyonu gözükmedi bile. Tam ultimi atarken bunun olması bayağı kötü oldu ya. Yoksa skor alıyordum. Ha? Aynen senin. Neyse en azından orada Zayah'ı öldürmedik. Zayah'ın ölmemesi iyi bir şey oldu. Azir'le de farm farkımız yok. Azir bir öne geçememiş. Hani bir avantaj kazanır diyordum ama kazanamamış. Şu an bu adam yok burada. Güzel botta bizimkiler hatta 2 skor aldılar. Harikasınız. Azir mi de gitmiş. Yasuo'yu bayağı geri düşürdüler herhalde. Yasuo'nun durumu pek iyi değil. Benim de pingim düştü şu an. Azir buraya gelirse keseriz. Ignite'ım var. O adamın daha flash'ı gelmedi. Buna güveniyorum yani. Bu arkadaş da 6 level olmuş. Bizi kesebilir yani. Kule altında yanlış bir hamlemde çok rahat bir şekilde ona skor veririz. Ama yeteneklerini fazla agresif kullanmasına rağmen bana hasar veremiyor. Çünkü Merkür'ün adımları var üzerimde. Hasarını büyük ölçüde azaltıyorum Azir'in. Yani istediği kadar bana atar yapabilir. Hiç problem değil. Depotumuzdan içelim. Bizi işaretledi. Buralarda bir yerde takılıyor demek ki o adam. Şu an gözüm bir yandan da haritada. Ultim gelecek çünkü. Bizimkiler fight'a girerlerse eğer onlara yardım edeceğim. Ultimle. Şu an yalnız sağa sola gitmeme rağmen farmda geri düşmedim. Güzel bir şekilde de ufak bir üstünlüğümüz var. Azir'in flash'ı gelmiştir. Kendi flash'imi bekliyorum. Benim flash'im gelince bir şeyler yapabiliriz belki. Eğer Q'sunu kullanırsa yine bir girmeyi denerim. Çünkü Q'su sayesinde kaçabiliyor. Yalnız burada da çok fazla minyon var be abi.
çok güzelsiniz. Botta Lee'yi de çıkardılar. Çok güzel. Azim'in ultisini aldık. Gayet easy bir şekilde oldu hatta bu da. Yalnız şu an hiç enerjimiz yok. Birazcık daha pasif kalabiliriz. Lane içsin. Yine orada minyonları keselim. Birazcık canımız da olsun. Doran kalkanı sayesinde. Oo, Kindred'ın 4 skoru varmış abi. Kindred uçmuş gidiyor. Benim acilen bir base atmam lazım. Ama atmak da istemiyorum. Bir yandan bu adam kuleye itecek. Güzel, flash'a karşılık flash aldık. Base atıp hızlıca lane'e geri gelmem gerekiyor. Bu adamın flash'ı yok. Flash'ın atmış olması benim için bir avantaj. Bir dahaki skoru kolayca alabileceğim anlamına geliyor. Şimdi şöyle statikten önce şu parçayı alırsak çok güzel olur. Bilge Batur Palası. Peşinden de bir pembe totem. Harika. O adama gitsem de kurtaramayacağım. Ulti atmaya gerek yok. İşte zaten burada adam kuleyi itiyor. Kuleyi almasını istemiyorum. Şimdi elini değiştirelim. Azir'in kulesini artık vurmam gerekiyor. Öldüm dostum. Teleport neydi abi? Güzel, teleportunu da attı. Benim için bayağı güzel oldu bu. Şimdi buraya da yetişemeyecek. Çünkü bir daha gelirse kuleyi alacaktı ama yapmadı. Teleportunu çok gereksiz kullandı. Yalnız kule de maşallah benim alacağım minyonlara çok güzel odaklanıyor. Alalım. Devam et abi. Koş üstüne. Helal. Bu lane'i birazcık itelim. Hayır, Azir o kadar geri düştün hala atar efendim ya. Şurada bir totem diyelim. Adam bir tane bile totem atmamış. Mesela buraya gelirse şimdi onun için kayıp olacak. Ama bu tarafa eş devam ediyor. Tamam, kes. Tamam, kestin hadi. Hayır, hasarı da yetmiyor. Öldüm. Hadi bay bay. Bizimkiler bu arada güzel takip ettiler. Kindred da buraya doğru geliyor. Gelirse onu da keseriz. Kuleyi almama yardımcı olurlarsa çok güzel olur. Abi niye kuleye gelmediniz? Neyse, sıkıntı yok. Ölümcül ışınına girdiğimiz için kuleye şimdi ilave hasar veriyoruz. Tekrar gelecek bu ışın. Bir daha hasar vereceğiz. Cooldown'u çok uzun değil zaten. Yalnız ultim yok. Orada umarım bizimkiler savaşmazlar. Bu lane daha fazla etmeye gerek yok. Lane ortada kalsın. Yetişebilirim. Azir kulemi vursun istemiyorum. Bir an önce Azir gelmeden önce lane'e yetişmem gerekiyor. Bir Yavatur'u da şuna tamamlayacağız. Peşinden bir de ayakkabımızı almışız zaten. Uzun kılıç da alsak çok güzel olur aslında. Bekleyelim Gold'una. Burada bizimkiler niye ölüyor? Neyse, bizim bot lane bayağı iyi durumda. Bir Yasuo'muz geri düşmüş, o kadar. Bu da pek problem olmaz. Şimdi bu adamın flash'ı muhtemelen geldi. Benim de Bilge Water gelecek şimdi. Bir de Ignite'ımız gelecek. Bu
yüzden içelim. Ya arkadaşım sıkıntılı mısın? Hayır yani anlamıyorum. Önde de değilsin. Şu an benim Ignite'ım da geliyor. Sadece eskinin bekleyeceğim. Aa, ama bu olmadı. Kindred bozdu burayı. Şimdi. Uzak görüş almayalım da. Böyle dursun. Totem daha çok işimize yarar. Yasuo kesti onu. Yapmayacak. Helal. Warwick hala kovalıyor ya. Kesti de yani hiç word olma. Aa, Thresh de yetişti ona. Ulti atarım ya bir şey olursa. Thresh umarım kovalar. Gel bakalım. Ben öldüm burada. Aa, keşke hiç flash atmasaydım. Sen niye duruyorsun? Kaç abi işte. Talon'un bu arada 8 kili varmış abi. O Talon durur mu? Farm olarak geri düştük. Hazır farmda bayağı bir üstün şu an. Ama Ignite'ımız var. Bir de ultimizin cooldown'ı oldukça fazla. 160 saniye herhangi bir cooldown item'da olmadığı için, binlere de cooldown'la giremediğimiz için sıkıntı oluyor. Hemen şuradaki minyonlara yetişelim. Late daha güçlüyüz ya, problem yok. Hani birazcık daha oyunun uzamasını beklememiz lazım. Helal abi, Talon'u da kestiler. O adamın pentası var. Yasuo çaldı herhalde. İyi ya, bizim Yasuo da toplasın. Hasara ihtiyacımız var. Ki ben de hasar kasıyorum da. Ama sensiz katlar mı yapıyorsun? Helal olsun diyorum. Abi ben onu vurmadım ki, nasıl hasarı gitti. Ekseci tamamlayalım. Sonra bir statiyi rushlayalım. Birazcık da farmlamamız lazım tabi. Minyonların hepsi ayrı bir cins ya. Şu kuleyi artık almam lazım. Bizimkiler öldüler galiba yine. Bana mı geliyorlar acaba? Hiç riske atmayayım, çıkayım. Minyonlar birazcık kuleye vurur zaten. Ki bana gelen de yokmuş aslında da, neyse. Kuleyi illaki alırız. Şu tamam. Bunun peşinden de hemen statiye gideceğiz. Birazcık atak speed verecek güzel. Takım savaşlarında Zaya'yı korursak, Zaya orada bayağı skor toplar. Ona pozisyon avantajı sağlamamız lazım. Çok güzel abi. Devam abi. Mid de ikinci kuleyi alırız. Çok güzel. Burada görüşleri var mı acaba?
Ne bileyim ya. Anlamadım. Kes abi onu. Bizim Warwick onu botta keser. Ben hemen top'a tekrar gideceğim. Top'ta minyon dalgası birikti. Statiği tamamlamam lazım. Lane itme içi yoksa sıkıntı oluyor Shen'le. Bir de Tiamat almadık. Yoksa Tiamat yardımıyla birazcık daha hızlı oluyor ama statiği alırsanız atak speed'le birlikte takım savaşında daha çok iş yapıyorsunuz. Bunu tamamladıktan sonra bir de üçlü alacağım. Dalgasına baksana, statiksiz tamamlanır mı? Mümkün değil. Şu an gözüm haritada. Bir ters bir durum olursa direkt ultileyeceğim. Abi. Bana mısın? Adam direkt kayboldu, biliyor musun? Ben ultileyene kadar oldu. Neyse, iyi asistimizi aldık en azından. Rahat durun, bir savaşmayın artık ya. Şu oyunu biraz soğutun ya. Erken aşamada bitirmeyin şu oyunu. Aziz bu arada sadece bir tane skor aldı. O da biraz önce Kindred'in geldiği pozisyondaydı. Onun dışında başka skoru yok. Red'e düştü artık. Şu an statiği de tamamladık. İyi oldu. Zaten bu saatten sonra çeviremezler. Erken aşamada avantaj kazanmaları lazımdı. Erken aşamada bu adam da teleport olmasına rağmen üzerinde bir hani avantaj sağlamadı. Herhangi bir şey yapamadı. O pasif oynadı. Bizim Warwick ne kasıyor? İyi, tank kasıyor. O tank kasmasaydı o zaman late'de çok sıkıntı çekerdik. Çünkü trash falan var. Güçlenecekler. Azir bununla birlikte güçlenecek farm yapa yapa. Bizim ormana yerine. Yorum yorum. Zayah buraya gelirse keseriz. Basılıyor. Hadi güle güle, tamam. Bu arada B'ye gitmemiz lazım. Bakalım sınavı sen. Abi statik çok güçlü oluyor ya. Cidden çok güçlü oluyor. Statiği alın mutlaka. Normal tank oynuyorsanız da alın abi. Ben bu kuleyi birazcık kurayım. Ultim de var. Durum olursa hemen bizimkileri atlarım. Kuleyi almanız da kolaylaşıyor aslında statik sayesinde. Saldırı hızı verdiği için kolay bir şekilde düşüyor kule. Dediğim gibi üçlüyü rushlayacağız. Güzel kaçtık.
Hemen şurada base'imi atayım. Bir de devam ediyor yani. Zaya kestiğine inandı herhalde orada. Evet, gelsin üçlü kuvvetimiz. İlk başta şu arkanı alırsak bizim işimize yarayacaktır. Peşinden şu doldurulabiliriz, satalım. Üçlünün şu parçasını alalım. Çok sağlam oldu. Şu an var ya, hayatta ölmem hayatta. Devam et abi. Ben geliyorum, niye çıktım? Şu an oyun biter mi? Bitmez aynı. Talon doluyor çünkü. Çık abi. Öldün ya. Ömer'le de yapacağım şeyi. Neyi? Klavye mouse olayını. Ömer becerir. Aynen. Niye ölmesin diye bir kere düştüm. Yani ister istemez düşüyor insan. Hiç oyunu bilmiyor olabilir mi ama biz de eski Nightcrawler'dan oldum. Tabii oğlum. Niye bitirmiyoruz? Bu ulti atacağım değil mi? Ben oraya giremem ki abi. Oraya ben giremem. Bir skor için hayatta giremem ben oraya. Yani şu an baron daha mantıklı. Şunu satacağız. 1100 gold yapıyor herhalde. Yok. Azıcık bekleyelim. 15 gold'a ihtiyacımız var. Karşıda kim kasmış durumda? Şu karşıda sadece Talon'la Kindred düştü şu an. Gerisinde iş yok. Azir zaten hasar bulamıyor. Azir ne almış? Bir dahaki ejder Alev. Alev'i kaçıramayız. Tapu da güzel gittik. Başta biraz sıkıntı çekiyor karakter. Bu lane itme konusunda falan. Bir de range olan şampiyonlar varsa daha bir sıkıntı oluyor. Ama ondan sonra oyun birazcık daha uzadı mı parçalamaya başlıyor. Değil misin sen? Hayır yani o flash'a falan ne gerek vardı? Support'un beni bıraktı. Zımbırtıya basmadım ama. Hangisini? Ha? Zımbırtıya bastı da flash da attı diye gördüm. Onun ismini biliyor musun? Ben zımbırtı diyorum. Her patlayan çiçek. Yer babacım. Ya buna da, buna da. Beni de itelim bir. Oğlum ürün reklamı yapmayın, yapmayın. Ürün reklamı yapmayın. Şurada mavileri varsa hızlıca bir mavilerini de yapalım. Hayırdır ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Üstümden atlıyor manyak ya. Çok iyi. Çok iyi ya. Hadi bu sefer siz de hadi. Tabii biz de. Başka kimde olacaktı kardeş? Kardeş hadi oyun oyun gelir oyun. Hop, vur, vur. Ölüm mü acaba? Vur lan, vur, vur. Minyonlar geldi, minyonlar geldi mi? GG.
güzel oyundu. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.